Merhabalar, Nefis Sanal Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Tarifime geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Ve bugün size vereceğim tarifi de kesinlikle kaçırmayın. Videonun sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Çünkü lezzetine garanti verebileceğim, inanın pastaneleri bile kıskandıracak çok güzel tuzlu kurabiye tarifi vereceğim. Yaptığınızda hiç mi hiç pişman olmayacaksınız ve misafirlerinize hep bu tarifi uygulayacaksınız. Bakın pişmiş halini size görselde gösteriyorum. Ağzınızda kıyır kıyır dağılacak çok lezzetli bir tuzlu kurabiye tarifi. Kusura bakmayın sesim biraz kötü çıkıyor. Bu ara ufak bir gribe yakalandım. Sürçülisan edersek affola ve gördüğünüz gibi içini de gösteriyorum size. Tadına da lezzetine de bayılacağınız çok güzel bir kurabiye tarifi. Malzemelerimi sayıyorum. Ayrıca açıklama bölümünde de görebilirsiniz. 200 gram tereyağı var. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı suyum var. 2 yemek kaşığı elma sirkesi. Üzüm sirkesi biraz ağır oluyor. Sanki koku veriyor gibi geliyor bana. O yüzden üzüm sirkesi kullanmıyorum. 2 adet yumurta beyazı. Sarılarını üzerine ayırdım. Birinin sarısı hafif dağıldığı için öyle gözüküyor. 2 tatlı kaşığı toz şeker. 2 çay kaşığı tuzum var. Ve bu malzemeleri iyice karıştıracağım. Yavaş yavaş unumu ekliyorum. Aşağı yukarı 4,5-5 su bardağı kadar un ekledim. Ve unumu eklediğim anda da bir paket kabartma tozum var. Bütün malzemelerim bu kadar. Ununuzu yavaş yavaş ekleyin ki hamurunuz sert olmasın. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur elde ettim. Şimdi yağlı kağıt serdiğim tepsime küçük ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayıp dizeceğim. Yani fındıktan biraz büyük diyebilirim. Verdiğim şekli ayrıntısıyla görüyorsunuz. Bu tuzlu kurabiyeyi denedikten sonra inanın vazgeçemeyeceksiniz. Tarifte gördüğünüz ayrıntıları birebir uygularsanız mükemmel bir kurabiye elde edeceksiniz. Pardon. Evet. Kurabiyelerim. Benimki yaklaşık 1,5 tepsi kadar çıktı. Daha önceden sarısını ayırdığımı söylemiştim. Yumurta sarılarını bütün kurabiyelerin üzerine sürüp susam ve çörek otuyla süsledim. 6 8. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında 20-25 dakika kadar. Kesinlikle çok fazla pişirmiyorum. Hafif pembeleşti ya. Ocaktan yani fırınımızdan çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi görüntüde de zaten nasıl piştiğini ayrıntısıyla görüyorsunuz. Bu şekilde mükemmel kurabiyeler elde edeceksiniz. Kanalımı izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Lütfen destek olmak için abone olmayı unutmayın diyorum. Sizlerle yeni yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Ayrıca
Yeni tariflerimden haberdar olmak için de abone olduktan sonra o yandaki zil tuşuna tıklamayı da unutmayın diyorum. Ağzınızın tadı hiçbir zaman bozulmasın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.